Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Geometri Full Tekrar Kampı'nda geldik son güne yani 20. günün birinci videosundayız Çember Analitiği günündeyiz Evet iki tane videomuz olacak yine Ne yapıyoruz ilk videoda şöyle kısa bir tekrar yapıyoruz galiba 8-10 dakika sürer Çember Analitiği'nin tekrarı Ardından da soru çözeceğiz Hani burada yeni nesil eski nesil ayrımı yapamayız O yüzden toplamda 10 sayfa var 5 sayfa 5 sayfa diye ayırdım Bilginize Evet kitabımızda sayfa numaralarını hemen size söyleyeyim şimdi. Sayfa numarası 183, 184, 185 ve 186 ve 187'yi işleyeceğiz sizinle birlikte. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çember analitiğini yapmak istiyorsanız 1. Çemberi bileceksin. 2. Analitiği bileceksin. Olay bitti. Tamam. Tanımında bile şu merkez ve ne var burada? yarıçap var. E hocam yarı çap uzunluğu. Merkez A virgül B yarı çapı da R olan çemberin denklemi nasıl bulunuyor? İki nokta arasındaki uzaktan geliyor. E, x x A'nın karesi artı y B'nin karesi eşittir R kare ya. E, o zaman burada merkez A virgül B yarı çapı da R ise çember denkleminin genel denklemi ne oluyor? x x a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde çıkıyor. E şimdi birkaç örnek verelim. Mesela merkezi eksik yani 2'ye eksi 3 olsun. Yarı çapta 4 olsun. Bu çemberin denklemi x eksi 2'nin karesi artı y eksi eksi 3'ün karesi olacak. Yani y artı 3'ün karesi eşittir 4'ün karesi. 16 şeklinde olacak. Ya da ters mantığı da gelebilir. Hocam x artı 1'in karesi eksi, artı y eksi 3'ün karesi eşittir. 25 geldiği zaman da hocam eksilleri bunun eksilisi merkezi verecek. Eksi 1'e bunun eksilisi 3 merkezidir. Yarı çapta r kare 25 ya. R de buradan 5 şeklinde söyleyebiliriz. Tamam mı? Ters mantığı da bu şekilde. Ama çemberdeki en etkili silahlarımızı falan biliyorsunuz. Çember bilgisini ve analitik bilgisini bildikten sonra çember analitiğini çok rahat bir şekilde yaparsınız. Şimdi burada mesela şey var. Eksenleri teğet çemberler. Burada herhangi bir şekilde ezber yapmanızı istemiyorum. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Hocam bu da R bu da R ya. E merkezi ne yapıyor? R virgül R yapıyor. Ha, iki çembere iki eksene de teğetse e, hocam yarıçap çap merkezi R virgül R oluyor. Bir tane eksene ts, y eksenine ts, merkez teğet. Şurada çektik yapınca burası r oluyor ya. Bak r birim apsisi r olmuş oluyor. Ordinatını bilmiyoruz. x eksenine teğet olursa ne oluyor? O zaman da x eksenine teğet olunca da şöyle geldiğin zaman burası r ya. Ordinatı r olmuş oluyor. Ama ezber yapma. E dördüncü bölgede de her iki eksene teğet oluyorsa da o zaman arkadaş burası r, burası r ya. Hocam r'ye r, Hocam merkezde ne yapıyor? Hocam R birim sağda R birim aşağıda. R, Y, X, R oluyor. Bunlarla ilgili ezber yapma. Benim yaptığım gibi bu şekilde işte merkez teğet çektikleri yapınca zaten sonuca ulaşacaksın. Vay efendim X ekseni teğet olunca ordinatı R oluyormuş. Bilmem neymiş falan filan. Böyle şey yapma. Ya da Y eksende teğet oluyorsa apsisi R oluyormuş falan filan. Bunları ezberleme. Şeklen kendini zaten bunu görürsün soru üzerinde. Tamam. Evet şimdi Merkezi eksen üzerinde olan herhangi bir çemberden bahsedersek merkezi eksen üzerindeyse de a virgül 0 ise x eksi a'nın karesi artı y eksi 0'ın karesi olacak ya yani y kare olacak sadece bu. Ezberlemeye gerek var mı? Yok kendimiz zaten buna ulaşırız. y eksen üzerindeyse de şurası ordinat 0 olacak ya yani apsi 0, 0 olacak ya x eksi 0 derken x kare şeklinde yazacak sadece. x eksi 0'ın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir y kare. Yani çember denklemini bilen yine bunu yazar mı? Yazar. Bunlarda herhangi ekstra bir ezber yapmana gerek yok. Geldik çemberin genel denklemine. Normalde çemberin denklemi bu. Standart denklemi bu. Sen bunu böyle açtıktan sonra ne oluyor? Hocam bu şekilde bir şey geliyor. Yani burada e, x kare artı y kare artı dx artı y artı f şeklinde bir şey geliyor. Şimdi buradaki bu bilgileri mutlaka ama mutlaka bilin. Çünkü işimize yarayacak. Bilmeden çarpanları ayırarak da şu hale de geri getirebilirsiniz. Eski haline de geri getirebilirsiniz ama bilmenizde fayda var. Bu şekilde geldiğinde merkezi eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 şu şekilde yarıçapı da 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare artı e kare eksi 4 f'ye eşit olacaktır. E hocam bunu bilelim mi gerçekten böyle çok can sıkıcı duruyor? Evet bilmeniz de fayda var çünkü bunları bildiğiniz zaman çember belirtme veya belirtme ve durumları da halletmiş olacaksınız. Tamam mı? bunları bilin. Mesela çember belirtme şart. Yarı çap neydi? Kare küçük içinde d kare artı e kare. D kare artı e kare eksi 4 fdi ya. Hani 1 bölü 2'si de vardı burada. Ya. İşte kök içindeki ifade. Buna delta diyecek olursak. Delta diyecek olursak. Delta büyük sıfırsa kök tanımlıdır. yarı çap tanımlıdır. Denklem çember belirtir diyeceğiz. Yani d kare artı e kare eksi 4 f büyük sıfırsa çember belirtir. Eşi sıfırsa hocam yarı çap sıfır olacak demektir. Yarı çap sıfır olunca da Denklem ne belirtir? Nokta belirtir diyeceğiz. Denklem delta küçük sıfırsa da kök dışarı çıkmıyor ya. O zaman da çember belirtmez diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. İşte o yüzden bu d kare artı e kare eksi 4 ve hikayesi bizim için burada önemli. Bu büyük sıfır olduğunda denklem çember belirtiyor. Eşi sıfır olduğunda nokta belirtiyor. Küçük sıfır olduğunda da çember belirtmiyor. Elips, parabol, parabolden birini belirtiyor ama onlar müfredattan kaldırıldı. O yüzden işte olayın orasına girmeyeceğiz bile. Şimdi bu şekilde denklemin çember olması için de şöyle bir şeyler var. Bak şimdi denklem açtığımız zaman biraz önce ne geldi? X kare artı y kare artı dx artı e artı f geldi ya. Onu düşüneceksin işte. E hocam burada x kare artı y kare şeklinde açılacağı için a ile c birbirine eşit olması lazım. Bir de denklemde x y'li terimin olmaması lazım. Yani b'nin sıfıra eşit olması lazım. Bir de a ile c x, kare artı y kare hani a ile c birbirine eşit dedik ya. Hatta mümkünse ne olması lazım? 1 olması lazım. Yani a eşittir c eşittir 1 iken e, yani a eşittir c o da eşittir 1 olması lazım. E, merkezde o zaman ne oluyor? İşte o zaman merkezdeki eksi de bölü 2 eksi bölü 2'yi uygulayabilirsiniz. Tamam Ya yani Bir de bu arada bunun denklemin çember belirtmesi için a eşittir c eşittir 1 iken bir de neye bakacaksınız? D kare artı E kare eksi 4 F'nin bir de büyük sıfır olması lazım. Bir de buna dikkat edeceksiniz. Tamam. Mı? Çember belirtmesi için. Evet olay bu. Şimdi e, bir de şöyle yorumlamalar var. Bir doğru ile bir çemberin birbirine göre Şekli çizdiğiniz zaman sonuca ulaşacaksınız. Ya şey diyorlar. Çember ile doğru mesela kesmezse şu yorum yapılıyor. Hocam merkezin doğru olan uzaklığı yarıçaptan ne olacak? Büyük olacak. Yani H yarıçaptan büyük. Teğet olduğunda H yarı çapa eşit olacak. 2 e, noktada kestiğinde H yarı çaptan ne olacak? Küçük olacak. Bu şekilde. Yani H küçüktür R ise çemberi keser. 2 noktada keser. E, H eşittir R ise çembere teğettir. Ya yani tek bir noktada keser ya da. E, çemberi kesmez diyeceğiz burada. H büyüktür R ise. Ya burada bunlarla ilgili herhangi bir şekilde ezber yapmanı istemiyorum yine. Bunları yorumlayacaksınız kardeşim. Yorumlayacaksınız. Ya bakacaksın ki noktanın doğru olan uzaklığı eğer yarı çaptan büyükse e, çemberi kesmiyor. Yarı çapa eşitse çemberi keser. Tek bir noktada keser. E, yarı çaptan küçükse de iki noktada keser hocam. E, yani kiriş oluşturur falan filan. Ya bunlar böyle çekil çizerek yapılacak şeyler ya da yorum yapacaksınız. Yorumla halledebileceğiniz şeyler bunlar. Evet şuraya gelelim. Çemberin birbirine göre durumları. Arkadaş çemberler üç farklı durumda bir, bir üç farklı durumda olabilir. Ya kesişmezler ya tek bir noktada kesişirler ya da arkadaş iki noktada kesişirler. Yalnız bu kesişmezlerin iki durumu vardır. Ya iç içe kesişmezler bu şekilde ya dış dışa kesişmezler. Bak şöyle şu durum. Ya burada da şey vardır yine iki durum vardır. Ya tek bir noktada kesirler. Birbirine dıştan teğet olabilirler. içten teğet de olabilirler. Ya da iki noktada kesilirler. Bunun da tek bir durum var zaten. Onda da herhangi bir sıkıntı yok. Tamam. Evet bu durumlar söz konusudur. Üç durumda olabilir. Ya hiçbir noktada kesmezler. Ya tek bir noktada kesirler birbirine teğet olabilirler. İçten ya da dıştan. Ya da iki noktada kesebilirler bu şekilde. Şimdi bu şekilde olduğu zaman arkadaşım ne yapacaksın? İki nokta arasındaki uzaklık hocam büyük çemberin yarıçapından küçük olacak. Yani yorumlamalar yine bunlar. Burada tek bir noktada kesişirse dışarıda birbirine teyze de iki nokta arasındaki uzaklık yarı toplamına eşittir dersin mesela. Ee, başka ikisi de ayrıksa o zaman iki nokta arasındaki uzaklık R1 artı R2'den ne olmak zorunda? Bak burası R1 burası da R2. R1 artı R2'den büyük olmak zorunda. Ya bunlarla ilgili böyle soruya bakarak yorum yapacaksın sadece. Bunlarla ilgili ezber yapacağım bir şey yok. Tamam sadece yorum. Şurayı kullanacaksın olay bitecek. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayacağız? Evet orayı kullanmaya geçelim istersen yavaş yavaş. Konu anlatımını, konu özetik kısmını hallettik. Yaklaşık 9-10 dakikada. Şimdi sırada soru çözüm var. O zaman soru çözümlerine başlayalım. Şöyle bir denklem verilmiş. Bu da çember belirttiğine göre diyor. Çember belirtmesi için ne olması lazım? X, Y'li terimin olmaması lazım. Birincisi bu. Şimdi 2B 3'ün eşit sıfır olması lazım. Buradan da B 3 bölü 2 mi geliyor? 2B eşittir 3'ten. Evet b 3 bölü 2 geldi. Sonra bu x kare ve y karenin katsayıları birbirine eşit olması lazım. B ye yerine 3 bölü 2 yazdığımızda bunun yerine 3 bölü 2 yazdığımızda hocam 2 çarpı 3 bölü 2 3 yaptı artı birden 4 yaptı. Şurası 4 yaptı. O zaman a x 3 de 4'e eşit olacak. A'yı da buradan 7 mi buluruz? Evet. Şimdi yaz yerine o zaman a yerine 7 yaz. Yani 4 x kare artı sonra burası gitti zaten burası 4 y kare Artı a yerine kaç yazıyorduk? 7. 7 yazdığımızda 8x eksi 16 y eksi 12 eşit 0 yaptı ya. Bu çemberin yarı çapı isteniliyor bizden. Arkadaş burada hocam d, e, f bu d mi? Niye? Kas x kare ve y kare iken bakıyoruz. Yani burada 4'e bölüyoruz denklemi. x kare artı y kare artı 2x eksi kaç y? 4'e böldüğümüzde 4 y eksi 3 eşit 0 yaptı. Şimdi burası d, burası e, burası f yaptı. F'ye de işaretiyle birlikte bakacaksınız. Yarı çapta 1 bölü 2 kare küçüğünde D kare artı E kare eksi 4 F'ye eşitti. E buradan 1 bölü 2 kare küçüğünde D kare dediğimiz 4 artı E kare dediğimiz 16 eksi 4 çarpı F dediğimiz 3 değil eksi 3 burada dikkat et. Şurası 20 burası artı 12 32 yaptı. E o zaman burası kök 32 4 kök, 4 kök 2'dir. 4 kök 2 bölü 2 de kaç yapıyor? 2 kök 2 yapıyor. <laughs> Yani cevap böylelikle Akçay yaptı birinci soruda. Geldik ikinci soruya. X kare artı y kare eksi 2 x artı 4 y artı yani eşit 0 çemberinin yarı çapı. Hemen yarı çapı neydi? D kare artı e kare eksi 4 f yazalım. Kare içinde d kare 4 artı e kare yani 16 eksi 4 çarpı f. F dediğimde en tabi başında 1 bölü 2 çarpanı da vardı. Bu yarı çapta kaç eşitmiş? 5 eşitmiş. 1 bölü 2 ile karşı tarafı çarptım. Kare küçüğünde 20 eksi 4 n eşittir 10 yaptı. Karesini aldım. 20 eksi 4 n eşittir 100 yapar. Buradan da eksi 4 n 80 eşit oldu. Eksi 4 n 80 eşit olduysa n'i de buradan kaç buluruz? Hocam eksi 20 olarak buluruz. Yani cevap C han çıkar. ikinci soruda. Geldik üçüncü soruya. Öğretmen okulun bahçesine etkinlik saatinde kız ve erkek öğrenciler için birer çember çizmiştir. Evet kızlar için bir çember erkekler için bir çember çizmiş böyle. Hadi bakalım çizelim biz de. Çizelim ve şöyle çizelim. Bu kızlar olsun bu da erkekler olsun. Şimdi birbirine en uzak iki kız öğrencinin koordinatları aynı çap üzerinde bulunmaz mı bunlar? Evet. Biri 2'ye 5 birbirine en uzak yani çap üzerinde bulunacak. Öbürü de kaç? Eksi 4'e 3. E ben buradan bunun merkezini bulabilirim. Toplamlarının yarısı eksi 1'e toplamlarının yarısı 5 artı 3 bölü 2. 8 bölü 2'den 4 yaptı. Sonra iki erkek öğrencinin birbirine en uzak iki erkek öğrenci. Mesela onlar da burada olsun. O da çap üzerinde olmak zorunda değil mi? Evet. Birisi 6'ya 0 ve birisi de 8'e 0 noktasıymış. Hocam burası 8 artı 6 14 bölü 2 7 y, 0 noktası yaptı. Öğretmenin çizdiği çemberlerin merkezler arasındaki uzaklık isteniliyor. Bizden bu iki nokta arasındaki uzaklık. Hocam x'ler farkı 8 y'ler farkı 4 4 8 4 kök 5 1 2 kök 5 üçgeni ya da kare içerisinde dik üçgenden yapabiliyorduk. x'ler farkı eksi 8'in karesi artı y'ler farkı 4'ün karesi o da 4 kök 5'e eşit oluyor. Cevabımız 4 kök 5 oldu. Örnek 3'de. Geldik örnek 4'e. Evet bu doğrulara teğet olan ve merkezi bu doğru üzerinde bulunan çemberin denklemi isteniliyor bizler. Hemen ne yapıyoruz? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyoruz şöyle. Özel doğrular var. var. Basit bir şekilde şekli çizmeyelim. Birisi y eşittir eksi 2 doğrusu. Birisi de y eşittir 6 doğrusu. Evet bu doğrular arasında çemberlerimiz olacak. Yani şu hocam bu 6 bu da eksi 2. Şimdi bu doğrulara teğet olan çemberler bir sürü çember var. Bir böyle çember bir böyle çember bir böyle çember bir böyle çember öyle gidiyor değil mi? Neyse. Bir de bu çemberler e, ortak bir şey var. Bu ikisine de çember değil mi? E bu ikisine de çember. E, bu ikisine de çember. <laughs> bu ikisine de teğet değil mi? Evet. E o zaman burada merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yaparsak eğer. Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. Toplamda burası 8 birim olduğu için. Hocam yarı çapın ne olduğunu buluruz. 4 birim olduğunu buluruz. E burada da yapsan aynı hamleyi. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik. Yarı çapın 4 birim olduğunu söyleyebiliriz. E yarı çapın 4 birim olmasa ne demek? Hocam buradaki ordinatı bulup benden. Alttan 4 1 aşağıda ne var? 2 noktası yok mu? Evet. Yani kesinlikle ama kesinlikle merkezimiz ne olacak? Apsisini bilmiyorum ama çünkü bunun üzerinde oynak bir nokta. Ordinatı her zaman değişmiyor. Yani re iştir 6'ya 4 bir uzaktaki doğru. Yani ordinatı kaç yapıyor? 2 yapıyor. Merkezi k virgül 2 gibi bir şey yaptı. E şimdi merkez de bu doğru üstünde dememiş mi çemberde? Evet. O zaman merkez yani k'ya 2 noktası bunun üstünde x yerine k y yerine 2 yazacağız. Hadi bulalım bakalım. 2k eksi 6 artı 2 eşit 0'dan 2k eşittir. 4'ten k'yı buradan 2 olarak buluruz. O zaman merkezimizdeki k 2 oldu. Yani merkezi 2'ye 2 olan yarıçapı da 4 olan çember denklemi isteniyor bizler. O da x eksi 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. 4'ün karesi şeklinde yazılır. O da nedir? Tabii ki 4'ün karesi 16 olduğundan cevap akçay yapar. Geldi örnek 5'e. Bak şimdi bir çember ile bir doğrunun kesim noktaları arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Arkadaş bir çember ile bir doğru demek ki bak soru kökünde belli. Çember ile doğru 3 farklı durumda olur. Ya bu şekilde hiç kesmezler ya bir noktada kesirler şöyle bir noktada teğet olur ya da iki noktada kesirler. Ama bana ne diyor bu çember ile bu doğrunun kesim noktaları kesim noktaları. Soru kökü bana diyor ki çember ile doğru iki noktada kesiyor diyor. E bunların ikisinin kestiği yerdeki aralığındaki uzaklığı bul diyor bize. Şöyle yapabilirsiniz. Hocam y'yi yalnız bırakalım. Y'yi yalnız bıraktığımızda 5 eksi x yapıyor. Denklem değerine yaz. Ortak çözümden noktayı bul. Ama iki nokta çıkacak. İki nokta arasındaki uzaktan sonuca ulaşabilirsin. Birinci yol bu. İkinci yol ne hocam? Benden bu kirişin uzunluğu istenmiyor mu? Evet. Şu merkez burası. E merkez kiriş çektik yapsam iki eş parçaya bölecek. E bu da noktanın doğru yanı uzaklığı. Merkeze bakalım. Merkezimiz nedir? Sıfıra 1 noktası değil midir? Evet. Sıfıra bir noktası. Şimdi sen burada sıfıra bir noktasının e, bu doğru olan uzaklığına h diyelim. Bu doğru olan uzaklığını bulalım. Nasıl bulacağız? Noktayı doğru değerine yaz. 0 artı 1 eksi 5 mutlak değer içerisinde bölü kare küçü daha kare artı b kare. Yani 1 artı 1 değil mi? 1'in karesi artı 1'in karesi. O zaman 4 bölü kök giden 2 kök ki yaptı burası. Arkadaş burayı 2 kök ki bulduk. Sonra ne yapacağız? Yarı çap uzunluğu kaç? Hocam yarı çap da bu da R kare eşit ya. R kare 16 ise R de 4 zaten. Al sana yarı çap. Al sana yarı çap 4. Al sana Pisagor. 16'dan 2 kök 2 yani 8 çıkınca kök ee, şey yapıyor. Zaten kök katı. Burası da Pisagor bağıntısından 2 kök 2 çıkıyor. E o zaman burası da 2 kök 2. Bak bizden bu uzunluk isteniyor da cevap da ne olacaktır? 4 kök 2 olacaktır. İlk başta dediğim gibi noktayı böyle yalnız bırak. Y'yi yalnız bırak. Denklemde yerine yaz. 2 noktayı bulabilirsin. Ondan sonra iki nokta arasında uzaklıktan yapabilirsin. Ama soru kökünden iki noktada kestiği belli. Merkez kiriş çektik yapınca burada da en güzel ek çizim yarı çapı çizince şeklen sonuca ulaştık mı? Ulaştık. Evet cevap Cihan yaptı. Örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. Şimdi denklemiyle verilen çember x eksene teğettir. Arkadaşım x eksene teğse. Şimdi ilk önce şu merkezi bulalım. Merkezimiz kaç? Şunların eksilisiydi. 6'ya 4 yaptı. Merkezi 6'ya 4. Hemen çiziyoruz. Bak analitik düzlemi çizelim ve gösterelim. Merkezi 6, 4'ü gösteriyorum. Hocam 6, ya 4 şurada 6 birim burada 4 birim burada ve bu x eksenine teğet. X eksenine ise şöyle bir şey olacak. Ana ne çıktı? 6, ya 4 ya. Hocam 6 birim burası, 4 birim burası. Yarıçapı 4 mu oldu? Evet, işte bu bizden ne isteniyor? Yukarıda verilenlere göre çembere ve y eksenine teğet olan en küçük çemberin denklemi nedir diye soruluyor. Şimdi bize diyor ki artık bu çembere ve y eksenine teğet olan en küçük çember isteniliyor bizden. Hocam en küçük çember nedir? Bu çembere ve buna teğet olan böyle de olabilir. Hocam şurada şöyle de olabilir. Ama en bombeli yerden buraya geçmeliyim. Yani tam olarak şöyle olduğunda en küçük çember bu değil midir? İşte bu çemberin denklemi isteniyor. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Merkez t -t çektik. Hocam burası R. E burası da R. hocam Şunun tamamı kaç? Şöyle çemberler birbirine diyor. Bunun yarı çapı 4'tü. 4 burası. E 4 artı 2 R. 6'ya eşit. O zaman R'yi kaç buluruz? 1 buluruz. Hocam R 1'se? 1 ise merkezimiz 1'e kaç yaptı? 4 yaptı. Yarı çapı da kaç yaptı? 1 yaptı. İşte bu çemberin denklemi isteniyor. Açalım. Hocam x eksi 1'in karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 1'in karesi oldu. Aç bunu. x kare artı y kare geldi bir kere. Hocam buradan birinci ile ikinci çarpımın iki katından eksi 2 x geldi. Buradan da birinci ile ikinci çarpımın iki katından eksi 8 x geldi. 8 y geldi. Buradan artı 1 geldi. Buradan artı 1 ile artı 1 burada götürdü. Buradan da artı 16 geldi. Artı 16 eşit 0 oldu. O zaman eksi 2 x eksi 8 y artı 16 şeklinde bulundu. Yani cevap c an çıktı mı? 16. soruda evet cevap c an oldu. Geldik 7'ye. Şimdi çemberin denklemi isteniyor. Tamam burası 4 birim burası 2 birim. Merkez var burada. Çemberin denklemini bulmak için neyi bulmam lazım? Hocam merkezi ve yarı çapı bulmam lazım. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa kiriş varsa çektik. Yani çemberde ne önemli? Ya çember çember analitiği. ya. Çember bilgisi ve analitik bilgisi. Başka bir şey yok ya. Evet burası 4 birim burası 2 birim. Şu merkez kiriş çektik de iki eş parça böldü. A A. Hocam A artı 2. A burası A artı 2 oldu. Yarıçap yarı çap uzunluğu da çok önemliydi. Hocam yarı çap uzunluğu da A artı 2'ye eşit oldu. En etkili silahımız yarı çap. Bak burada 4 ise burası da 4. Al sana yarı çap. A artı 2. Yap Pisagor'u da burada. Hocam 3, 4, 5 sağlanıyor. A'yı buradan 3 buluruz. E o zaman A'yı 3 bulduysan merkezimiz kaç yaptı o zaman? Hocam 4 birim sağda 5 birim. Şurası 5 çıktı ya. Yarı çap 5 çıktı ya. E, hocam 4 birim sağda 5 birim aşağıda. 4'e eksi 5 yaptı. Yarı çapı da 5 yaptı. İşte bu çemberin denklemi. X eksi 4'ün karesi artı Y eksi eksi 5'in karesi. Y artı 5'in karesi eşittir. R kare 5'in karesi olacaktır. Hocam buradan X kare artı Y kare geldi bir kere. Şu birinci ikinci çap dikkatler. Eksi 8X buradan da artı 10 Y geldi. Buradan artı 16 geldi. Buradan artı 25. Buradan da artı 25 yaptı. Bunlar birbirini götürdü. Artı 16 yapacak. Eksi 8 Y Eksi 8x artı 10y artı 16. Evet direkt A şıkkında var. Yani 7. soru Akçay olur. Geldik 8'e. Dik koordinat düzleminde şöyle bir doğru verilmiş ve bu doğrunun adı 3x eksi 4y eşit 0. Hemen bir doğru verilmişse neye bakarız? Eksenleri kestiği yere bakarız ama zaten orijinden geçiyor sıkıntı yok. E o zaman bir de eğimine bakalım. Eğim eksi a bölü b yani eksi 3 bölü eksi 4'ten 3 bölü 4 çıktı. Yani şuradaki açının tanjantı neye eşit olacak? Buna ait dik üçgen çizersek eğer tanjant alfa 3 bölü 4'e eşit olacak. Sonra A noktası 6'ya 0 vermiş. Hmm, şu teğet teğet tuzunlukları birbirine eşit. Burası 6 ise burada uzunlukta 6 olmak zorunda. E merkez var, teğet var, çek, dik yapsak. Merkez var, teğet var, çek, dik yapsak. Sonrasında nasıl bir hamle yapabiliriz? Bu yarı çap uzunluğu, bu da yarı çap uzunluğu. E hocam şuradaki açının tanjantını kullanmak zorundayım. Şuradan bir dik çizebilirim böyle. Buradan bir dik çizdiğim zaman sanki şekil karışacak. Yani tamam şurada kaçı? Tanjant alfa 3 bölü 4 ama 3 4 5 üçgeninde burası 6 herhangi bir güzel bir sayı gelmiyor. Başka bir şekilde düşünmeliyiz. Tanjant alfayı bir de böyle de düşünebiliriz. Şu şekilde yaptığımız zaman şöyle z'den dolayı bak burası alfa iken burası da alfa. Tanjant alfayı ben burada da düşünebilirim. Peki sonra alfa 90 burası beta ise eğer. E şurada ne yapalım? Yine dik çizme olmaz. Genelde dikdörtgen hatalama 90'ların olduğu yerlerde çok güzel oluyordu. Hop şöyle dikdörtgen hata anlarsam eğer güzel bir şeyler çıkacak. Bak burası 6 ise burası da 6 oluyor. Sonra burası yarıçap, burası yarıçap. çap. Alfa 90 ise burası beta burası da alfa mı oldu? Evet. Aa güzel bir şey. Bak alfa beta ve ben tanjant alfanın ne olduğunu biliyorum. Tanjant alfanın 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Tanjant alfa 3 bölü 4 ise burası 3K burası 4K. Yarıçap dediğimde 5K mı olacak? Evet. E yarı çap 5K hocam. Yarıçap 5K ise bak burası da 5K. E, sonra ne olacak? Toplam 9K burası. E burası da 9K olacak. Tanjant alfa neye eşitti? 3 bölü 4'e eşitti. 3 bölü 4. Şuradaki sarı üçgende de tanjant alfa bak dikkat et. 9 bölü A diyelim buraya. 9 bölü A'ya eşit olacak ya. Hatta 9K bölü A'ya eşit olacak ya. Buradan da 3 katı 3 katı A'yı da 12K buluruz. A buradan 12K oldu. E o zaman burada bak sayıyı da kullanabilirim artık. Ya da Şöyle sayıyı da kullanabiliriz. Hocam 9, 12, 15K, 15K 6 diyebiliriz. Ya da dikkat et 12K, 3K daha 15K. 15K zaten burada da 6 yapıyor. E o zaman 15K eşittir 6 ise K'yı buradan 6 bölü 15. Yani 3'e böl 2, 3'e böl 5 şeklinde buluruz. Şimdi bizden çemberin yarı çapı isteniyor. E, çemberin yarı çapı da 5K değil mi? E 5 çarpı K 2 bölü 5 olduğundan dolayı 5'ler naray cevapta ne çıkar? 2 çıkar. Farklı yollarla yapılabilir mi? Dediğim gibi yapılabilir. Ama içeriden çizmek böyle sıkıntı yaratacaktı bana. Ne bileyim belki t t, -t şuradan bir açı ortay çizdiğimizde yapılabilirdi. Ama orada da trigonometrik değer tanjant 2 alfa kullanılabilirdi. Oradan tanjant 2 alfa da kullanılıp yine işlem yapılabilirdi. Ama en sağlamı trigonometriyi de çok fazla kullanmadan. Yani trigonometrik sadece tanjant alfayı kullanarak bu şekilde çözüm sanki güzel oldu. Evet cevap C'ye çıktı 8. soruda. Geldik 9'a. Evet şöyle bir doğru ve bu çembere teğet olduğuna göre. Şimdi bir çember ile bir doğru teğetmiş. Bak ezber yok. Şekli çizip kendimiz yorumluyoruz. Bu doğrunun adı x eksi 2 y artı 4 eşit 0. Bu doğru da merkeze a virgül 0 değil mi? Evet. Merkeze a virgül 0 yarıçapı da 5 değil. yarıçapı da kök 5 olacak. E şu şekil karşına geldi. Merkez var teğet var. Çek dik yapmaz mısın? Yarı çapta kök 5. Bak noktanın doğru olan uzaklığı kök 5 oldu. Noktayı doğru da yerine yaz. A eksi 2 çarpı 0 artı 4 mutlak değerce bölü. Kare küçüğü daha kare artı b kareydi. Yani birin karesi 1 artı eksi 2'nin karesi de 4. Bu da neye eşit olacak? Kök 5'e eşit olacak. Buradan ne geldi? Mutlak değer içerisinde a artı 4 eşittir. Kök 5 ile kök 5'i e çarpı 5 gelecek. O zaman buradan a artı 4 eşittir 5'tir ya da a artı 4 eşittir eksi 5'tir. A'yı buradan ya 1 buluruz ya da eksi 9 buluruz. A bizden pozitif değeri isteniyor. Dolayısıyla cevap akçay oldu 9. soruda. 10. soruya geldik. Bu çemberin dışındaki bir noktasından bahsediyor. Hemen şekli çizelim. Bir çember var elimizde. Merkezimizde kaç? Bunların eksilisi. Eksi 3'e artı 2. Eksi 3'e artı 2. Ve yarı çapta kaç oluyor? 2 oluyor. Dışındaki bir nokta 2'ye 4. Bir noktanın dışarıda olduğunu nereden anlarız? Soruda verilmeseydi. İki nokta arasındaki uzaklık eğer yarı çaptan büyükse dışında da diyebiliriz. Ama dışında diye söylemiş zaten. Şimdi dışındaki P2'ye 4 noktasından çembere çizilen teğet şöyle bir teğetten bahsediyor. T noktasında kesiyorsa. Ha bu teğet burada da olabilir. Fark etmez. T, teğet uzunlukları zaten birbirine eşit. PT uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. P noktası da burasıydı. Şu uzunluk isteniyor. Şimdi şuraya bakalım. İki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkının karesi. Kare kük içerisinde. Eksi 3 eksi 2'nin karesi. Eksi 3 eksi 2'nin karesi artı. Y'ler farkının karesi. 2 eksi 4'ün karesi. Yani kaç yaptı? 25 artı 4. 29 yaptı. Burası kök 29 yaptı. E merkez T'ye çektik. Yarı biz 2 olduğunu biliyoruz. Al sana Pisagor. Soru işaretinin karesi neye eşittir? Kök 29'un karesi eksi 2'nin karesine eşittir. Yani 29 eksi 4'ten 25 çıkar. O zaman soru işaretini ne buluruz? 5 olarak buluruz. Yani cevap Cihan çıkar 10. soruda. 11'e geldik. X kare artı Y kare eşittir 20 çemberi ne? Çemberi üzerindeki. Bak şimdi bu nedir? Merkezi kaça kaç? sıfıra 0 sıfır olan yarı da kök 20 olan. Kök 20 dediğimiz nedir? 2 kök 5 olan bir çember. Merkezi 0'a 0 sıfır olunca bu bir merkezli çemberdir. O zaman merkezli çemberse şöyle analitik düzlemde biz bunu çizelim. Bir çember var elimizde ve yarı çapı 2 kök 5 olan bir çember. Şöyle şekli çiziyoruz kardeşim. Çizdik. Sonra ne diyor burada? Bu çember üzerindeki A büyük 0 olmak üzere A virgül B noktaları al. Bu noktalar arkadaşlar A virgül B noktası. Ya şurada da olabilir. Birinci bölgede de. ikinci bölgede de. Üçüncü bölgede de. Dördüncü bölgede de olabilir. Ama A büyük 0 diyor ya. Buradaki nokta olamaz. Buradaki nokta da olamaz. Ya burada ya burada. Şimdi buradan çizilen teğet nerede? Çizilen teğeti A sıfıra 5 noktasından geçtiğine göre. Arkadaş tam buradan çizilen teğet. Hop! Y eksenini pozitif tarafta kesiyor. Buradan olsaydı buradan çizilen negatif tarafta kesiyor. O zaman buradaki noktada değil. Bizim A virgül B noktası kesinlikle ama kesinlikle burada. Yani birinci bölgede olacak. Şuradaki noktalar bir kere gitti. O zaman bu noktalar yapacak. Evet. Bu sıfıra 5'te kesiyormuş. Sıfıra 5 dediği Tam olarak burası. Şu uzunluk kaç birim? 5 birim. E, burada da bizden ne isteniyor? A virgül B isteniyor. Yarı ne olduğunu biliyoruz. Kök 5 olduğunu biliyoruz. E merkez varsa teğet varsa çek dik yapalım bakalım böyle. Diki çizince ne oldu arkadaşım? Hocam burada yarıçap çap uzunluğu 2 kök 5 ya. Pisagor bandı 25'ten 20 çıktı. 5 yaptı. Buraya kök 5 kaldı. Ya da 1 2 kök 5 3 kere. Küçük olanın kök 5 katında kök 5 de sağlanıyor. Kök 5 yaptı burası. E sonra burada da Pisagor bandısı ya da Öklüt bandısından şurayı bulabilirim. Sonra burayı da bulabilirim ya da dal alfa alfa beta ondan sonra beta 90 sa alfa burası da beta oldu. Dikkat et alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. E o zaman alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Burayı direkt 4 kök 5 yazabilirim. Hatta 2 kök 5 4 kök 5 ise şuradaki uzunlukta ne olacak? Küçük olanı kök 5 katı yani burası 10 mu yapıyor? Evet. E şimdi benden buradaki nokta isteniyor. E buradaki noktayı da bulmak için de ne yapacağım? Hocam şöyle dik çizeceğim. Şu diki çizince bu uzunlukları bulduğum zaman olay bitecek. Arkadaş bu beta 90 ise burası da alfa değil mi? Alfadan beta'ya geçiş 1 2 değil mi? Bak burada da ne kadar kolaylaştırıyor işimizi. E o zaman burası n 2n olacak. Küçük olanın kök 5 katı ya. N de o zaman burada 2 olmak zorunda. N 2 olursa burası 4 olursa 2 4 2 kök 5 sağlanır. O zaman A virgül B oldu? 2 birim sağda 4 birim yukarıda 2'ye 4 noktası oldu. Evet güzel bir soru. Tam sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Lütfen dikkat edin. Örnek 11 denizli oldu. Geldik örnek 12'ye. Bir çember denklemi verilmiş. Bu çemberinin bu doğruya ayırdığı kirişin uzunluğu. Bak çember ilk önce merkezi bulalım. Merkez eksi de bölü eksi eksiye bölü 2. Yani merkezimiz 2'ye 1 yaptı. Yarı çapta neydi? 1 bölü 2 kare kük içinde. D kare 16 artı e kare 4 eksi 4 çarpı f. F'yi yalnız 20 olarak alma işaretiyle birlikte al. Eksi 20 olarak unutma bunu. Hocam 16 artı 4 20. Bu artı 80 100 yaptı kök 100 10 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarptın. R de buradan 5 çıktı. Evet merkezi 2'ye 1. yarıçap 5 olan bir çember ile bir doğrudan bahsediyoruz. Hemen şekli çizeyim. Şu şekilde şekli çizdik. Merkezini 2'ye 1 diye gösterdim. yarıçapında 5 olduğunu biliyorum. İşte bir de doğru verilmiş. Bu doğru da çember ile doğrunun durumunu incelememe gerek yok. Soru üzerinde belli. Bu doğrunun ayırdığı kiriş isteniyor. Yani çember ile doğru demek ki iki noktada kesişiyor kiriş uzunluğu oluşabilmesi için. Bu kiriş uzunluğu isteniyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar merkez varsa kiriş varsa çektik. 2 eşit parçaya böler. E, burada noktanın doğru yalan uzaklığını bulabilirim ben. 2'ye 1 noktasının bu doğru yalan uzaklığı. 2'ye 1'in bu doğru yalan uzaklığı. X yerine 2, Y yerine 1 yazdığımızda. Hocam 14 eksi 1 artı 12 mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde A kare artı B kare. 49 artı eksi 1'in karesi 1. 50 kök 50 yaptı burası. E o zaman burası 26, 25 mi yaptı? Evet 25 bölü kök 50. Kök 50 dediğim 25 çarpı 2'ye 5 kök 2'dir. Değil mi? 5 kök 2'dir. E bunlar bunlar sadeleşti. O zaman burası ne oldu arkadaşım? 5 bölü kök eşit oldu. H'ı 5 bölü kök bulduk. E, 5 bölü kök de kök 2 eşit de çarparsan 5 kök 2 bölü 2 değil midir? Evet. Evet H 5 kök 2 bölü 2 çıktı. 5 kök 2 bölü 2. E'nin etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çap uzunluğu da neydi arkadaşım? 5 değil miydi? Evet. Şimdi burada ne var? Pisagor bağıntısı var. Hatta burası 5 kök 2 bölü 2 demeyelim. 5 bölü kök değil miydi burası? Evet. Bak kökkiye bölünmüş hali. 45 45 90 üçgen bu öyle olur. Yani burası da 5 bölü kökkiye olur. Pisagor bağıntısından o şekilde çıkar. Çünkü bak a a a kökü. Ancak bu x kenar dik üçgende sağlanır. Burası da 5 bölü kökkiye. Toplamda 10 bölü kök gibi oldu. Evet kök kökkiye Yani şu uzunluk soruluyor bize. Kök işlenir çarparsam 10 kök kökkiye bölü 2'den cevap 5 kök çıkar mı? Çıkar. Güzel bir soru. Örnek 12 C han oldu. Geldik örnek 13'e. Merkeze bu doğru üzerinde olan ve bu doğrulara teğet olan şekli çizeceğiz kardeşim. Şimdi e, analitik düzlemi çizip y eşittir eksi 2 ve y eşittir altı doğrularını çizeceğiz. Arkadaşım y eşittir eksi 2 doğrusu bu doğru y eşittir altı doğrusu bu doğrulara teğet olan çemberin denklemi isteniyor. Arkadaşım bu doğrulara teğet olan çember. Şurası eksi 2 buranın da 6 olduğunu söylemiştik. Şöyle de olabilir. Sonsuz tane çember var. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Ama bunlardan bir tanesine merkezi bu doğru üstünde. O zaman merkezi düşünelim. Merkez teğet çektik. Merkez teğet çektik yapınca Hocam bu da yarı çap bu da yarı çap. 6 birim burası 2 birim burası. Toplandı burası 8 birim. Yarı çapı kaç bulduk? 4 bulduk. Yarı çapı 4. E arkadaş yarı çapı 4 ise şöyle geldiğinde burası 4 birim oldu. E burası ne yaptı? 2 yaptı değil mi? He, merkezimiz ne oldu? Apsisinin nerede olduğunu bilmiyorum ama çizdiğim bütün çemberlerin ordinatı şöyle 4 birim yukarıda 4 birim aşağıda olacak ya. Ordinatın 2 olması lazım. İşte bu çemberlerde apsis bilmiyorum ordinat 2 olacak. İşte buradaki bu merkezler işte merkezi de bu çemberlerden bir tanesinde sabitlemiş. Merkezi bu doğru üstünde demiş. O zaman yaz yerine yani x yerine k y yerine 2 yaz. Y yerine 2 yazdığımızda k 1 yaptı. K'yı da buradan 3 bulduk. Evet yani merkezi 3'e 2 olan yarıçapı da 4 olan çember denklemi. x eksi 3'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi. Bak x eksi noktadaki x y eksi noktadaki y kareleri eşittir. R kare olacak. R'ye kaçtı zaten 4'tü. 4'ün karesinden 16 olacaktır. Eksi 3'e eksi 2 nerede? Eksi 3'e eksi 2 Edremit şıkkında var. Yani 13. soru Edremit oldu. Geldik 14. soruya. Merkeze eksi 6'ya 0 yarı çapı R1 olan çember bu doğrultuda teğet. Şekli çizelim. Ama bir de burada analitik düzlem çizeceğiz mi çizmeyeceğiz mi? Bir de o önemli. X ekseninde teğetlik de var burada. Şimdi bu doğruya teğetlik de var. Valla analitik düzlem çizeceğiz galiba. Çizmeden yorumlamayı kalkarsak. Bir dakika. Şöyle. Eksi 6'ya 0 noktası var e, ee, yarı çapı R1 olan çember. Şöyle yarı çapı R1 olan çember. Bu e, doğruya doğruya teğetmiş. O zaman bu doğruya teğetse ben burada bunun yarı çapını bulabilirim. Yani noktanın doğru yalan uzaklığı. Noktanın doğru yalan uzaklığı. Yaz yerine şu yukarıda bulayım onu. Ee, burada eksi 6 yazdım. X yerine eksi 6 Y yerine 0 yazınca. Eksi 6 eksi 4 mutlak değerce. Bu 0 yaptı ya. Bölü kare küçüğünde. Bunun karesi artı bunun karesi. Yani birin karesi artı eksi 2'nin karesi. 1 artı 4'ten 5 yaptı. 10 bölü kök 5. 10 bölü kök 5 de nedir? Kök 5 eşitleri çarparsam 10 kök 5 bölü 5'ten 2 kök 5 çıkar. Evet yarı çapı 2 kök 5 oldu. Şimdi merkez belli, yarı çap belli, çember denklemini yazabilirim. Dur devam edelim. Merkezi 6'ya 6 1, olan, yarı çapı R2 olan çember de x eksene teğet. Arkadaş burada x eksene teğetlikten bahsediyor. Merkezi 6'ya 1 olan bu x eksene teğetse şöyle bir şeyse o zaman 6'ya 1 oranı yarı çapı kaç yaptı? 1 yaptı. Bu çemberlerin yarı çapları toplamı nedir diye soruluyor. E birinin yarı çapı 2 kök 5 birinin yarı çapı da 1. E bizden de ne isteniyor? 1 artı 2 kök 5 isteniyor. Değil mi? Merkezi 6'ya 1 olan R2 olan çember de x eksene teğet. E tamam yarı çapı 1 oldu bunun. Yarı çap 1 olduğu için. Bunun da yarı çapı da 2 kök 5 olduğu için. Cevap da böylelikle ne çıktı? 14. soruda akçay çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Dik koordinat düzleminde y kare eksi x kare küçük eşit 9. Ben bunun grafiğini bilmiyorum ki nasıl olduğunu ama bildiklerimizi iyi onlayayım. x kare artı y kare eşit 9 olsaydı bu merkezi sıfıra sıfır olan yarıçapı da 3 olan çember değil midir? Evet bu çember merkezi sıfıra sıfır bu ve bu. Büyük eşit 9 demiş e küçük eşit olsaydı çemberin içi olacaktı o zaman büyük eşit dediği için çemberin dış bölgesi olacak. Evet bu çemberin dışı olacak o zaman bu iptal. Çemberin içi yok içi yok içi yok burada da içi yok dışları var doğru. Şimdi x büyük eşit sıfıra bakalım. x büyük eşit sıfır demek ne demek? x ekseni her zaman burada pozitiftir. Yani y ekseninin sağ tarafını alacağım. Hocam y ekseninin sağ tarafını almış olabilir. y ekseninin sağ tarafını alacağız. Burada noktalar var bu olmaz. Burada da sol tarafını almış bu da olmaz. Bu da olabilir. E dolayısıyla arkadaşlar şimdi şu ikisini inceleyeceğim. Nereden inceleyeceğim? Şundan inceleyeceğim. Şuradan rastgele bir nokta alalım. Mesela bu nokta. Hocam şöyle gelecek olursak 1'e 5 mesela bunun içinde sağlanıyor değil mi? Hocam bunun içindeki nokta yerine yazalım. X yerine 1 yazdım. Y yerine 5 yazdım. 25. 25 eksi 1 küçük eşit 9 sağlanıyor mu? Sağlanmıyor. Bu gitti. E bunun sağladığını nereden buluruz? 3 mesela burası buradaki bir nokta. Şimdi buradaki bir nokta. Mesela 4'e 0 noktası. Al burada 4'e 0 noktasını yarı çarpı 3 ya. Hocam x yerine 4 yaz. x yerine 4 yazdım. 16 y yerine 0 yazınca 0 eksi 16 küçük eşit 9. Bak bu da sağlamış oldu mu? Oldu. E hepsi de hangi şıkta sağlanmış olduğu zaman elediklerimiz var burada. Şunu bilmediğimiz bir şey ki bu bir elips mi? Elips hiperbol. Hiperbol olması lazım. Hiperbol denklemi bu. Evet hiperbol bu. E, hiperbolde de bak bilmediğimiz bir şey ama yerine yazarak da noktaları sağlayıp sağlamadığını da bulabiliriz. Ama ikisinden garanti. Şu ikisinde elediğimiz şıklar oldu. İki çıktı kadar indirdik. En son burada değer verdim. Dikkat et. Yani 15. soru böylelikle ne oldu? Edremit oldu. Ve birinci videoyu bitirdik mi? 20. günde bitirdik. Evet geri kalanını bir sonraki videoya bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. 20. gün ikinci videoda yani son tekrar dersinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak hoşça kal